Günümüz dünyasında karmaşık şekiller yaygındır ve genellikle endüstriyel tasarım araçları kullanılarak oluşturulur veya fiziksel modeller yapmak için meydana getirilirler. Yine de üretilmeleri gerekir. Mühendislik süreçlerini tamamlayacak ortak iş akışı ise bu tasarımları oluşturmak için mesh ya da taranmış verilerden yararlanılması şeklindedir. SolidWorks 2019 bu verileri ürün parçalarınızı oluşturmak için kullanabileceğiniz, çeşitli yeni araçlarla keyif alacağınız bazı yeni kullanışlı parça modelleme araçları sunuyor. Bu tutacak mesh verileriyle oluşturuldu. Nasıl yapıldığına göz atalım. SolidWorks bu 3MF dosyası gibi çok çeşitli mesh verilerini açabilir. Gördüğünüz gibi bu açıkça bir mesh gövdesidir. Bu gövdeyi katı model olarak kullanmak için mesh gövdesi boyunca kesişim çizimlerini oluşturmamızı sağlayan yeni bir dilimleme aracı mevcut. Bir başlangıç düzlemesi için daha sonra düzlem sayısını ve ötelemesini tanımlayın. Dilimleme düzlemleri ve çizimler bir klasörde toplanır ve çizimleri istenen konumlara yerleştirmek için düzenlenebilir. Beğeninize göre konumlandırdığınızda mesh gövdesini gizleyebilirsiniz. Bu çizimler katı bir cisim oluşturmak için başka herhangi bir çizim gibi kullanılabilir. Bu örnekte sapın şeklini tanımlamak için bir yüzey loftu oluşturulacaktır. Yeni dilimleme aracı, kullanıcıların katı modelleri oluşturmak için mesh verilerini kolayca yeniden kullanmalarına izin veriyor. Bu tutacak iki yarım şeklinde tasarlanacak. Bu yüzden tasarıma devam etmek için ayır komutunu merkezi düzlemde bölünmüş iki gövde oluşturmak için kullanabiliriz. Her bir yarının üzerine bir logo uygulanması gereklidir. Bu yüzden tasarım kütüphanesinden bir çizim bloğu kullanılarak bir çizim oluşturulacak. Logoyu uygulamak için yansıtılmış eğri komutunu kullanacağız. SolidWorks 2019'da yansıtılan eğriler şimdi çoklu açık veya kapalı kontürleri destekliyor. Çoklu gövdeler yansıtılabiliyor ve her iki yönde de yansıtmak için yeni iki yönlü seçenek artık kullanılabilir. Bu logoyu önceden eklemek için iki çizim ve dört yansıtılmış eğri uygulamak gerekiyorken şu anda tek bir unsur ile oluşturulabiliyor. Tasarım ilerlerken yüzeylerle çalışmak için başka geliştirmelere göz atalım. Güç düğmesi çıkarılması gereken birkaç delik içeren bir yüzey modelidir. Önceden bu delikler delik kenarlarını seçip silme tuşuna basarak çıkarılabiliyordu. Fakat bu yöntem kolayca keşfedilemiyordu. Şimdi SolidWorks 2019'da özellik yöneticisinin yanı sıra bir deliği sil butonu da mevcut. Delikler kaldırılıyor ve yüzey şimdi tamamen kapalı. Montajı incelediğimizde kablo ile tutacak parçası arasında bir çakışma olmasından şüpheleniyor. Hızlı bir engelli algılaması şüphemizi doğruluyor. Bu çakışmayı ele almak için SolidWorks 2019'daki yeni kısmi pah kırma aracı kullanılacak. Artık radius ve pahların uzunluğu kontrol edilebilir. Başlangıç ve bitiş ötelemesini kontrol etmek için çeşitli seçenekler mevcut. Ya da ekran üzerinden tutamaçları pah ucunu konumlandırmak için sürükleyebilirsiniz. Asimetrik radius ve pahlar da desteklenmektedir. Bu yeni özellik zaman tasarrufu sağlayacak ve unsur sayısını azaltacaktır. Bu kulp gibi bazı tasarımlar işlevsel veya sadece estetik amaçlı olabilen desenler ya da tümsekler gerektirebilirler. Bu desenleri modellemek zaman alıcı olabilir. SolidWorks 2019 desen ve tümsekleri tanımlamak için bir görünümden yararlanan yeni bir 3 boyutlu desen aracını bizlere sunuyor. Burada bir logo dahil olmak üzere bu yeni aracı kullanarak çeşitli varyasyonları oluşturulabiliyor. Bu 3 boyutlu desenler bir parça veya yüze bir görünüm uygulayarak oluşturulabiliyor. Sonrasında ise gerektiği gibi boyutlandırılabiliyor ve yönlendirilebiliyor. Bu yeni 3 boyutlu desen komutu bu görünümü 3 boyutlu geometriye dönüştürmek için de kullanılabilir. Bu komutta görünüşteki daha açık renk, taban yüzeyindeki ötelime daha uzak, mesh boyutu ve öteleme için kontroller bulunuyor. SolidWorks daha sonraki işlemler ve 3 boyutlu baskı için hazır bir mesh gövdesi oluşturuyor. Bunlar SolidWorks 2019'un geliştirmelerinden sadece birkaçı. Bu yeni araçlar mesh verileriyle çalışırken iş akışını düzenlemenize yardımcı olacak ve parça modelleriyle çalışırken adımları kaydedecekler.